Merhabalar değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Öncelikle Rusya ile başlayalım. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na bağlı resmi televizyon kanalında bayraktarları düşürün talimatı verildi. Bununla ilgili başlığı görmektesiniz. Bizzat Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bir video yayınlanırken bayraktarları yok edin emrinden bahsedilmiş. Pansires ekiplerinin Ukrayna'da demiryolu sütunlarını nasıl kapladığına yönelik video paylaşılıyor. Haberin başlığı dakikada 5 bin mermi Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin özel bir operasyon sırasında tabii ki de sözde yani işgal sırasında gökyüzünü nasıl kontrol ettiğine yönelik yalana yer verilmiş Rus Pansir S1 düşman füzelerini ve insansız hava araçlarını yok ederek gökyüzünün kontrolünü sağlıyor ifadesi kullanılırken uçak savar füze ve silah kompleksi pansit öve öve bitirilememiş Rus medyası bununla ilgili özellikle bayraktarlara yönelik açıklama da yaparken radar sisteminden yüksekliğinden yarı çapından bahsedilmiş yarı çapının 20 km civarda etkili olduğu belirtilirken kompleksin aynı anda 3 hedefi düşürebileceği belirtiliyor. 12 uçak savar güdümlü füze ve 2 adet ikiz uçak savar silahıyla donatılmış. Kompleks özellikle SİHA'lara karşı etkili açıklaması yapılırken Rusya Federasyonu'nun KA-52 timsah helikopterleriyle beraber işbirliği içerisinde kullanıldığı belirtiliyor. Şu ifade kullanılmış Toçku operasyonel taktik füzeleri tarafından püskürtülen saldırı olduğu belirtilirken Ukrayna tarafından fırlatılan Toçka'nın Pantsir ile vuruldu. Yine Pansir S1 bataryasının komutanı Anton'un bayraktar tipi insansız hava aracını imha diye açıklamasına da yer verilmiş. Önce tüm mühimmatı vurabilmemiz için dikkatimizi verdik. Daha sonrasında TB2'yi vurduk. Pansir Eel'ı düşürmemiz için ucuz bir seçenek. Daha sonrasında Torchku ve Amerikan çok namlı roket atarları bile bununla vurduk açıklaması yapılırken Panzer S1 mürettebatının komutanı Igor şu ana kadar silahta herhangi bir hata olmadığını dolayısıyla siyları vurmaya devam edeceklerini söylüyor. Diğer haber dostlar ikinci gününde tatbikat devam ediyor. Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Beyaz Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Nikaragua, Suriye ve Tacikistan dahil olmak üzere Rusya'nın müttefikleri tatbikata devam ediyor. 50 binden fazla askerin katıldığı tatbikatta 140 uçak, 60 savaş gemisi ve 5 binden fazla çeşitli türde silahlarla beraber Vostok 22 tatbikatının ikinci gününden görüntüler görmektesiniz. Yapılan açıklamada Rusya'nın Pasifik filosunun savaş gemilerinin Vostok 22 tatbikatının parçası olarak denizde konuşlanmaya başladığı belirtiliyor. Rusya'nın yardımcı filosundan 50'den fazla savaş gemisi, bot, denizaltı ve çeşitli gemi denizde deniz muharebe eğitimleri yapmak için Japon ve Otox denizinde faaliyet gösteriyor. Japonya'da alarma geçmiş durumda. Tatbikatın bir parçası olarak Rusya'nın Pasifik filosu ve Rus havacılık kuvvetlerinin uzun menzili havacılığı yani Tupolev uçakları Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri ile işbirliği içerisinde gemi karşıtı tatbikat gerçekleştirirken yine hava ve denizaltı savunması için Çin'le ile Rusya arasında işbirliği devam ediyor. Japonya ve Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda yapılan bu tatbikat Japonya için büyük tehdit oluştururken gemiler yüzey ve hava hedeflerine roket atışı yapacak, hava saldırı silahlarını püskürtmek için çeşitli eylemler düzenleyecek, düşman denizaltılarını arayacak, ve yok edecek şeklinde tatbikatın senaryosundan bahsediliyor. Sadece donanma tatbikatı değil Doğu Askeri Bölgesi'nin avcı havacılığı da Vostok 22 tatbikatının bir parçası olarak operasyonel uçuşlara başlamış durumda. Rusya'nın hava savunma kuvvetlerinin, havacılık birimlerinin, mühendislik ve teknik personeli savaş uçaklarına bakım yaptı. Ardından bu bölgede uçuş gerçekleşiyor. Tatbikatın bir parçası olarak havacılık ekiplerinin yine Japonya'ya yönelik tehditleri devam ediyor. Dün bilindiği gibi Uluslararası Atom Enerji Başkanı Rafael Mariano Grossi aslında Zaporozhye'ye doğru yola çıkmıştı fakat gece kendisi Zaporozhye'de bir otelde kaldı nükleer santrali denetlemedi. Bugün itibariyle Zaporojya nükleer santrali incelemelerde bulunmak üzere kendisinin yola çıktığı, yola çıkmadan önce Zaporojya'da kaldığı otelde açıklama yaptığı belirtiliyor. Diğer haber bölge gidiyoruz. Sri Lanka ve IMF arasında 3 milyar dolara yakın 2.9 milyar dolarlık kredi için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Sri Lanka bilindiği gibi Çin'den de 4 milyar dolarlık kaynak istemişti. Hindistan'la da yakın temas sürerken Sri Lanka'nın özellikle Hindistan'dan yüksek krediler aldığı da bilinen bir gerçek. İkinci Sri Lanka olması beklenen bir diğer ülke ise Pakistan. Pakistan'da IMF'den 1.16 milyar dolarlık kredi almış durumda. Pakistan Merkez Bankası resmi açıklamada bulundu. Genişletilmiş fon kolaylığı kapsamında Pakistan'a 1.16 milyar dolarlık kredinin sağlandığı belirtiliyor. Pakistan'da böylelikle borç bataklığına sürüklenmiş durumda. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de Esad ordusunun Marşdalay kasabasını vurduğu belirtiliyor. Yani İdlib bölgesine yönelik saldırı gerçekleştirmiş durumda. Humus kenti genelinde de yüksek bir patlama sesinin duyulduğu belirtilirken kentin üzerinde savaş uçaklarının uçtuğu belirtiliyor. Muhtemelen İsrail tarafından buraya bir saldırı gerçekleşti. Ardından Rus savaş uçaklarının yine İdlib kentinin çevresini Suriye Milli Ordusu'nun veya HTS terör örgütünün bulunduğu noktanın vurulduğu belirtilirken yine savaş uçakları İdlib kırsalında Cebel Zaviye bölgesinde bir noktayı da vurmuş durumda. Bunun dışında Halep Uluslararası Havalimanı yakınında yine patlamaların olduğu belirtilirken hava saldırısının yapıldığı haber aktarılmış. Halep'te yine dün gece saldırı oldu. Şam'a yönelik hava saldırısı olduğu da belirtilirken özellikle İsrail tarafından buranın vurulduğu Şam Uluslararası Havalimanı'nın hizmet dışı kalmış olma ihtimalinden de bahsediliyor. İsrail, Şam Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan askeri üssede hava saldırısı düzenlerken iki kişi öldü ve yaralılar var haber aktarılmış. Ukrayna'daki son duruma da kısaca bakalım. Rus topçularda Dnipropetrovsk bölgesinde Nikopol ve Kievri ilçelerini gece saatlerinde bombalamış durumda. Buradan da çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Günün ağarmasıyla beraber yine gece saatlerinde vurulmayan noktanın olmadığını söyleyelim. Enerhodar'da havan topu atışı olduğu yönünde de haber paylaşılmış. Bombardıman sonrasında Enerhodar şehrinden görüntüler de paylaşılıyor. Daha doğrusu bir görüntü paylaşılmış. Yine Zaporozhye'dan nükleer santrale giderken Enerhodar yakınlarında bombardıman olduğu paylaşılırken Odessa'da da patlamalar duyuldu. Rus ordusu Belgorad'dan yani Rusya'dan Harkiv'e fırlattığı füze saldırısı sonrasında bazı füzelerin Belgorad'da patladığı haber aktarılmış. Yine Berdyaks'ta sandık hazırlık istasyonu dün gece havaya uçuruldu. Rusya bu bölgelerde bilindiği gibi referandum yapmaya çalışıyor. Yine uluslararası gözlemcilerden de bahsedilmiş. Son haberimiz dostlar. Baykar'ın Bayraktar TB2 ihraç ettiği ülke sayısının 24'e çıktı. şirketin 2022 gelirinde ihracat payını %98 olarak arttırdığı belirtiliyor. Şu anda yıllık kapasitenin 200 adet tb üretmek olduğunu ancak bunun daha da arttırılması yönünde hatta önümüzdeki yıl Bayraktar TB2'nin 500'e çıkması yönünde de açıklama yapılmış. %15 her yıl büyüyor. Bayraktar TB2 tüm dünyada aranan bir ürün haline geldi. Son 3 e, yılda Bayraktar TB2 24 farklı ülkeyle ihracat başkanımız anlaşması başkanımız imzalandı. Başkanımız Bu çok büyük bir, bir olay. 4 yılda şu an Bayraktar TB2 dünyada en çok ülke sayısı başkanımız olarak ihraç edilen işte, e, silahlı insansavarı işte, e, insan sistemi oldu. E, bir yandan Bayraktar oldu. Akıncı daha yeni envantere girdi. Dört farklı ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı Türkiye haricinde. Dolayısıyla çok hızlı gidiyor ve biz Baykar olarak çok yoğun yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar 400'ün üzerinde Bayraktar TB2 üretildi ve 20 civarında Bayraktar Akıncı üretildi. Şu anda yıllık kapasitemiz Bayraktar TB2'de 200 adet ama önümüzdeki yıl Bayraktar TB2'den 500 adet üretmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Bayraktar Akıncı'dan da 40 adet üretmeyi planlıyoruz. Ve bu şekilde her